O yüzden şimdi yapacağımız oyun çok hızlı ve çok efektif bir oyun. Herkesin aklını alacaksınız. Oh, merhaba tatlım, nasılsın? İyiyim, her plana kadar mı izliyorsunuz? Bunun adı neydi abi? Neydi bunun adı Selin? Bez. Bez değil mi? Bez. Ay, çok yaratıcısın. Bez. Bir şey söyleyeceğim. Bu kaşıkta bir şey var kesin. Bence de var. Evet abi, nasıl yapıyoruz bunu? Yani, öğrenmek istiyorum. Yırttığınız kağıdı tekrardan birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Can sıkıntısının düşmanı, eğlencenin kaynağı, iyilerin dostu, kötülerin düşmanı, kahve geri döndü. Arkadaşlar herkese merhaba, ben Kıvanç. Ben Burak. Arkadaşlar kahve geri döndü. Evet, şak. Arkadaşlar uzun bir süredir yoktuk. Neden yoktuk Kıvanç'cığım? Anlat bakalım. Çünkü kafa iznindeydik arkadaşlar. Kafaya izin verdik. Beyne reset attık. Trik. Git dedik, takıl biraz. Sonra gel. Aynen, evde yattık ama dolu dolu geldik. Bir yıl boyunca yapacağımız içerikleri sizlere öyle bir çıkarttık ki neler var neler, ki bugün eğleniyor muyuz kankicim? Evet, sonuna kadar. Bir yıldır berabermişiz ve bir yıl önce ilk çekim yaptığımız mekana geri döndük ve burada size çekim yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk çekim yaptığımız yer burasıydı bizim. Burada sizlerle YouTube'da buluşmuştuk ve tekrardan burada uzun bir aradan sonra devam edelim dedik. Sizleri çok seviyoruz. Hızlı bir şekilde artık videolarımız tak 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 tak. Geliyorum hocam. Geliyor. 500 bin aboneye de yaklaştık arkadaşlar. Destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Takip ederseniz, bizi mutlu edersiniz. Eksik olmayın valla. Şimdi bugün neyimiz var hocam? Bugün ne yapıyoruz? Nedir? Bugünkü olayımız nedir? Kıvancım? Bugün restorandasınız. Yemek yiyorsunuz. Ve orada ilgi çekmek istiyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Farkındalık yaratmak istiyorsunuz. İşte o video, bu video arkadaşlar. Masada herkes size bakacak. Tak. Ya da geldiniz hemen küçük bir hareket yemek yerken. Tak. Londra borsası bitti. Hadi o zaman başlayalım. Masa masa gezelim. Masalara gidelim. Masalarda öğretiyoruz. Önce yapıyoruz, daha sonra anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Anlat babacığım. Geliyorum. Arkadaşlar bir mekandasınız, yemek yiyorsunuz, etrafınızda arkadaşlar var ve onlara bir şeyler yaparak dikkat çekmek istiyorsunuz ve onları şaşırtmak istiyorsunuz. Bu sadece bulunduğunuz masada değil, etraftaki insanlar da sizi izliyor olabilir. O yüzden şimdi yapacağımız oyun çok hızlı ve çok efektif bir oyun. Herkesin aklını alacaksınız. Hemen gösteriyorum. Aslında parodi gibi de yapabiliriz ha bunu. Yapalım abi. Zaten etrafta kimse yok ya. Aynen. Sen bir şey ol. Ne olayım? Bir şey derken? Sen kimi oyna? Hanımefendiyi oynayayım. Tamam hanımefendi. Ben tamam. De beyefendi mi? Ben de çılgın erkek. Yok ya, ben normal sihirbaz gibi yapayım. Kafana göre takıl. Tamam. Okay. Ortamda takılan birisin. Sihirbaz olma direkt. Ben de hanımefendiyim. Ortamda takılan biri. Evet, tamam. Tamam, okey. Geliyor. Oo, merhaba tatlım, nasılsın? İyiyim. Her plana kadar mı izliyorsunuz? Evet. Şimdi sana çok güzel bir numaram var. Allah Allah, nasıl bir şey acaba? Bu kaşığı kullanarak yapacağım. Sen kaşığı kontrol eder misin? Edeyim. Yeter. Çok kontrol ettim. Kaşığı gösteriyorum tatlım. Evet. Bak, normalde bunu bir insan böyle bir anda bükmesi çok zor. Bak şimdi. Ve tekrardan yerine geldi. İnanmıyorum. Sana düdük makarnam diyebilir miyim? Bana istediğini diyebilirsin. Düdük makarnası olmasın da. Bir daha görebilir miyiz hocam bunu acaba? Tabii, hemen göstereyim. Bak. Hocam oldum yalnız. Bir anda hocaya döndüm. Evet. Kaşığı tutuyorum. Aynen evet. Bu şekilde bak. Getirdim. Oba, çok güzel hareket. Efektif abi, anında tak tak. Tak. Nasıl tak. Yapıyoruz bunu Kıvancım? Hemen anlatıyorum. Bak şu şekilde oluyor. Kaşığı tutuyorsun. Hı hı. Aşağı bakacak avucun içi. Kapatıyorsun. Gerçekten bunu bükmek için böyle bir efor sarf etmen lazım. Ama bizim bu eforu sarf etmemiz lazım. Çünkü bunu büküp sonra bir anda tekrar meydana getireceğiz. Zaten evet, büktün. Önemli olan burada nasıl tekrardan şey yaptın. Evet. Onun hemen tekniğini görmek istiyorum. Şöyle tuttum. Tam buraya doğru gelirken elimle. Evet. Buraya doğru gelirken yaptığım şey şu aslında. Bu elimi böyle yalandan bu tarafa doğru kapatıyorum. Yani insanlar karşıdan baktığında sanki kaşığı tutuyormuş gibi görüyor. Aslında tutmuyorum. Tutmuyorsun. Bir bu. İkincisi de bunu böyle aynı anda getirirken. Evet. Buradan da bu parmağımı, baş parmağımı buraya alıyorum. Evet. Kaşığın arkasına. Ve sadece serçe parmağım burada kalıyor. Diğer parmaklarımı da arkasına alıyorum. Ha. Yani sadece serçe parmağım kaşığı tutuyor. Tutmuyorsun. Tam olarak burada üçkağıtçılık var. Evet. Evet. Yani karşıdan bakıldığında şu şekilde gözüküyor. Sanki tutuyormuşum gibi gözüküyor. Hı-hı. Aslında olay bu. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bir daha gösteriyorum. Buradayız. Şu şekilde. Geldim. Hemen kıvırdım. Ve elimi üst üste koydum. Karşıdan bakıldığında sanki böyle kaşığı tutuyormuş gibi gözükmesi gerekiyor. Daha sonra buraya hızlıca bastırıyorum ve tabii ki aslında bastırdığım şey şu. Bastırınca kaşık zaten otomatik aşağı doğru iniyor. Evet. Elimi hiç kıpırdatmıyorum. Daha sonra meydana getirirken de tekrar
elimi açıp kaşığı yukarı doğru çekiyorum. Çok güzel. Bunu mesela anlık yapacaksın. Mesela oturuyorsun masada, karşında biri oturuyor. Tak gösterdin, büktün. Elde düzelttin arkadaşlar. Aynen. Budur. Bu. Bence güzel. Kullanılabilir. Beğendim. Deneyin. Deneyim. Hadi ikinci harekete geçelim. Arkadaşlar ikinci hareketimizde böyle bir masada oturuyorsanız eğer, karşınızda da birisi varsa değil mi düdük makarnacığım? Düdük makarna. Oradan düdük makarna kaldırdın. Herküllük hani. Herkül müydün? Hadi herkül ol, tamam. Örneğin mesela ortamda bir kaşık olsun, tamam mı? Kaşığınızı alabilir miyim? Kaşık arkadaşının olsun. Kaşığını al. De ki tut de. Mesela karşımızda biri var diyelim, o karşımızdaki kişi de sizsiniz. Kaşığımı yanımda vermem. Arkadaşım var. Namahrem. O zaman örtünü verebilir misin? Bu Amerikan servisi mi oluyor? Yok bir de Amerikan servisi. Bunun adı neydi abi? Neydi bunun adı Selim? Bez değil mi? Bez. Ay, çok yaratıcısın. Bez. Al. Ya bunun bir adı var. Hani sonuçta bunu açtığın zaman bunun ağzını siliyorsun bir şey olduğu zaman. Zaten bunu da lanet olsun. Ben bir türlü çözemedim. Yıllar sonra anladım ne olduğunu. Sen bir şey vardır ya. Şaka törsene. Bir de bir şey diyeceğim. Şey var ya. Bunun asıl amacı aslında arkadaşlar. Üzerinize bir şey dökülmesin. Üzerimize bir şey dökülmesin diye. Hayır. Aslında yanlış biliniyor. Bir sihirbazlık malzemesi unsuru. Evet. Yalan. Tamamen. Aslında bunu tamamen sihirbazlık ürünleri için üretmişler. Şimdi size onu göstereceğim. Restoranlarda bunun sayesinde sihirbazlık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen bunu göreceğiz. Neyse. Amerikan bezimizi alalım. Şöyle. Uçlarını birazcık katlayalım. Tamam. Daha sonra aynen şöyle sıkı bir şekilde tutalım. Ve bizim bir de kaşığa ihtiyacımız var. Kaşığını kullanabilir miyim herkülcüğüm? Kaşıktan sorumlu devlet bakanı benim. Buyurun. Getir kaşığı. Buyur. Getir. Evet. Ve kaşık havalanmaya başladı. Evet işte bu. Şu an kaşık yavaş bir şekilde uçuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kaşıkta bir şey var kesin. Bence de var. Enteresan bir kaşık bu. Bak görüyorsun değil mi? Bak. Nerelere gidiyor. Bu şekilde çorba içtiğini düşün işte. Bak böyle karşındakini böyle dururken bir anda... Mesela kontrol edebilir miyim kaşığı? Al, kontrol et. Bu neymiş be? Niye fırladın? Tabii böyle de patlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor. Biraz sırrını erken öğrenmiş oldunuz. Tamam. Evet, neydi? Bunun için... Evet, anlatalım hemen. İşbirlikçi bir tane arkadaşımıza ihtiyacımız var. Ne yapıyorduk? Amerikan bezini gösterdik. Tamam. Şimdi Amerikan bezini katladık ya. Öncesinde bunu farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kaşığı çatala aynen bu şekilde takıyoruz bakın. Şu ortadaki ikili var ya. Bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya taktığımızda şöyle hatta biraz daha aşağıya doğru indirelim. Bu düşmüyor. Şimdi bu önceden elimizde bacağımızda hazır olması lazım. Şimdi nasıl sunacağınızı size bırakıyorum. Ama bu hareketi çok rahatlıkla farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Kıvanç burada benim işbirlikçim oldu. Kıvanç benim işbirlikçim oldu burada. Bakın işaret parmağım şöyle Amerikan bezinin ön kısmına geldi. Tamam mı şöyle. Aynen şu şekilde tuttum. Diğer 3 parmağımsa orta yüzük ve serçe parmağımsa ön tarafta duruyor. 5. parmak da arkada. Şimdi bu da bacağımda. Tamam. Şöyle düşünelim. Sanki bu tabak bacağımmış gibi düşünelim. Bunu gösterdim. Kıvanç'ım kaşığı alabilir miyim dedim. Dikkatler. Kaşıktayken bakın sadece şunu yaptım. Çok basit. 5. parmağımı işaret parmağımla çatalı yakaladım. Ve şu. Bakın şu. Görüyor musun Kıvanç? Çok çok net. Bundan bu. Arkadan çok bakın daha güzel şu. Gözüküyor. Şu. Tamam mı? Sonra bu aşağıdaydı tabii. Kıvanç'a dedim ki işbirlikçim ya. Kaşığı bana ver derken, Kıvanç kaşığı verirken aşağı bıraktığı anda ben bunu çıkarttım. Budur. Sonrasında ise yaptığınız hareketler zaten tamamen size kalmış. Bakın şu. Görebiliyorsunuz değil mi? Bu gösteri ben olmazsam olmaz arkadaşlar. Ama başka şeyler de olabilir. Mesela ne olabilir? Ha, finalde de tabii Kıvanç bunu mesela işbirlikçim geldi çekti ya. Burada dikkat edin. Mesela biz patladık. Niye biraz patladın? Daha yavaş yapmak lazımdı dışa doğru. Çünkü ben yukarı çektim. Halbuki yana doğru çekmemiz lazım. Hiç anlamıyorsun bu işlerden. Evet ya. Hemen anında patlattın beni ya. Burak patlattın. Tamam. Kusura bakma. Ya şaka bir yana. Bunu zaten şey. Şu yapalım mı? Hani çekmeyin. Yapalım. Hani bunu bir illüzyon oyunundan çok hani anlık bir hareket gibi düşünün. Anladın mı? Hani arkadaşına böyle biraz şaka amaçlı, biraz onu etkilemek amaçlı yapabilirsin. Hani geldi. Görüyor musun? Bak kaşık havalandı falan dedim falan. Gösterdin. Sonra esprisine bir anda çekebilirsin de yani ne yaptın. Ama bak bunu bir deneyelim kanka. Uçtu. Çok ağır hareket ettirdin arkadaşlar. Hızlı değil. Ağır ağır böyle oynasın. Aynen. Sen gerçekten uçuyormuş gibi. Hatta yandan da gösterdin. Onu da göster. Yandan nasıl gösterdin? Yok, hayır. Şu yan taraftan çıktı ya kafası. Ha evet bak o da şu. Şunu indirdim biraz. Şu. Buradan baktığınızda... Nasıl? Bunu bir de şeyle de yapabilirsiniz. Ekmekle.
O da çok güzel oluyor. Ya ekmekte kimseye de ihtiyacın yok aslında ya. Direkt aynen. Batırıp caddeye çıkartabilirsin de. Göstereyim mi ekmeği? Göster. Bakalım bir tane. Hadi git ekmeği al, ben de şey göstereyim. Çekmeyi göstereyim. Şöyleydi ya arkadaşlar. Burak böyle tutarken elinde. Bunu böyle çekerseniz çatal da yukarıya çıkıyor ki bizim yaptığımız az önceki hata oydu. Çektik ve çatal da çıktı. O yüzden bunu yapmamız gereken şey, yan taraftaki kişi alırken bunu tutup yan çekecek ve kaldırıp alacak. Burak da o sırada bu gittiği zaman gayet normal bir şekilde elini aşağı doğru indirecek ve kurtulacak. Çatalı da bacağının üstüne bırakacak. Böylelikle kaşık da kontrol edebilir. Örtü de kontrol edebilir. Çatal zaten hiç piyasada yok çünkü bacağında. Böylelikle tamamıyla temizsiniz. Hiçbir şekilde kimse bir şey anlayamaz. Nasıl ama? Dur! Olay şu arkadaşlar, bakın bu da güzel. Çatal burada, tamam. Amerikan beziniz burada. Yemeğin ortasında bunu yapın, bak inanılmaz eğlenceli oluyor. Şu bu böyle bu şekilde gösterdiniz ya bunu. Sonra çatalı getiriyorum böyle bu şekilde. Tamam, bunu buna bastırıyorum. Soktuk ya buna. Bırak şimdi Kıvanç. Bir de şimdi baksanıza. Uçan ekmek. Bunu deneyelim, olay güzel. Ya tabii bunu bir sahne oyunu olarak düşünmeyin ama böyle restoranda otururken karşınızdakileri şaşırtabilirsiniz. Ekmek güzelmiş bu arada. Afiyet evet, olsun. Bir sonraki hareketimize geçelim. Bana da ver lan. Arkadaşlar şimdi mekanda herhangi bir restoranda yapabileceğiniz çok etkili bir oyun. En büyük özelliği oyunun yaptığınız bütün efekt aslında karşı tarafta yapacağınız kişinin elinde gerçekleşmesi. Bu çok değerli bir şey. Yani sihri kendi elinde hissedecek. Ben, bana... Şimdi sizin yerinizde ben olacağım, evet. Hemen yapıyorum. Örtümü açıyorum Burak, görüyorsun. Evet. Ve bunun içine bir tane kürdan ihtiyacım var. Kürdanı da çıkartıyorum şöyle. Örtünün içine bırakıyorum. Bırakalım, tamam. Evet. Daha sonra örtüyü böyle katlıyorum. Katladık. Şöyle uçlarından tutarak. Hı-hı. Bunu sen yapacaksın, ben yapmayacağım. Tamam. Tutup bastırıp ters çeviriyorum. Evet. Senden şöyle tam ortasındaki kürdanı hissetmeni istiyorum. Bak şuraya. Bakayım. Hissediyor musun? Hissediyorum, evet. Şu an kürdan burada. Hissediyorum arkadaşlar. Hissettim. Evet. Şimdi senden kürdanı kırmanı istiyorum. Kırayım mı? Kır. Kırıyorum. Kır. Kırdım. Bak sesi de duyabilirsiniz. Kırdım. Yeter. Vallahi geçeceğim. Tamam. Kırdım. Şu an kürdanın kırıldığına emin olduk değil mi? Ya ben eminim yani şu an. Vallahi sesleri kırıldı. Duyduk. Evet. Bak sesleri duyduk. Hiç bozmuyorum ve ters çeviriyorum. Evet. Aynen az önce olduğu gibi. Ve tutarak açıyorum bak köşelerinden. Hayda. Kürdanın sapasağlam bir şekilde örtünün içinde olduğunu görüyoruz. Vallahi sapasağlam ha. Çünkü bu kırdı mı tekrar düzelen kürdanlardan. Herhangi bir şey var mı örtüde? Yok. Şimdi arkadaşlar işte bunu öğretiyoruz. Hadi öğretelim. Peki nasıl yapıyoruz? Aslında çok küçük bir hazırlığı var arkadaşlar. Bunu böyle restoranda gittiğinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. O da şu. Bir kürdanı daha önceden kimse görmeden buradaki örtünün içine itiyoruz. Yani şu örtünün adını da sen anlatırken ben Google'dan bakacağım, tamam, öğreneceğim. Bak, tamam bak gel. Aslında kırılan örtünün parçaları, bakın Burak'ın kırdığı parçalar burada. Ama tabii ki onlar gerçekten kürdanı kırdıklarını düşünüyorlar. Bunu da daha sonradan böyle ittire ittire çıkartabiliyorsunuz. Al, istersen bunu da dene. Ha, bak evet, burada ha. Sıfırı var. Tamam, süper. Çıkart kürdanı. Ben de bakacağım, ne abi bu ya, bunun adı ne olabilir yani? Şimdi örtünün... Sen servant diyordun değil mi Kıvanç? Servant sanırım bu değil, bu restoranlarda bu şeyleri, tabakları falan çıkardıkları şeye servant diyorlar. Şimdi kürdanı aldınız. Genelde böyle örtülerin dikiş yerlerinin yanında, dikiş yerlerinin olduğu yerden böyle sokabileceğiniz bir tane delik olur. Klasik. Bunu zaten görürsünüz. Mesela şuradaki dikiş yerinden, şuradan ben bunu sokacağım ve içeri doğru ittireceğim. Bakın girdi içine, şu an gidiyor. Tek dikiş yerinden. İttikçe bu içine giriyor. Giriyor. Bakın şu an girdi ve şu an hepsi kayboldu. Daha sonra bunu hafif böyle ittirerek köşeye doğru alıyorum. Şu an köşede. Şu an kürdan içinde sapasağlam duruyor. Şimdi bunu sadece nerede olduğunu emin olmanız gerekiyor. Mesela nerede? Bu köşede. O yüzden bunu hiçbir şekilde gözümden ayırmıyorum. Sağ üst köşede o var. Sonra sergileyeceğim zaman geliyorum. Örtüyü açıyorum. Sağ üstte o tarafta kürdan, onu biliyorum. Karşı taraf bilmiyor. Bir tane kürdan alıp açıyorum. Gayet normal bir şekilde gösteriyorum. Ve kürdanı burada gördüğünüz örtünün üstüne atıyorum. Şimdi bunu tam ortaya atarsanız şüphelenebilirler. O yüzden ben bilerek biraz şu tarafa doğru atıyorum ki birazdan bunu katladığım zaman tam ortasını bırakacağım diyor. Çevirince tam ortasını tutabileyim tekrardan. Dikiş zaten katlama yerlerinden belli oluyor nereye denk geldiği. Sonra burayı katlıyorum, buraya katlıyorum ve burayı katlıyorum. Tutarak, elimin üzerine bastırarak bunu ters çeviriyorum. Tuttuğunuz zaman burada ortasında kürdanı hissedebiliyorsunuz. Hatta bırakınca bakın kürdan aşağı doğru düşecektir.
Bakın düştüğüyle. Tamam. Bize de sen buradaki kürdanı kırdırıyorsun tabii. Bunu kırdığınız zaman sonra açınca içinden sapasağlam kürdan çıkacak. Kimse buradan şüphelenmeyecek. Aynen. Aa, kim şüphelenecek? Mesela sizden sonra restorana biri gelirse burayı çıkartmazsanız adam ağzını böyle bir yerini silerken bu ne lan diyecek buraya. Onun için ya da bizim videoyu izlemiştir. Demek ki der ki demek ki birisi daha evvel bu örtüyü kullanarak sihirbazlık yapmış diyebilir. Oradan aynen da alabiliriz. Bunu çıkartabiliyorsanız çıkartın arkadaşlar. Bir sonraki hareketimize geçelim. Oraya doğru gidelim hocam. Evet arkadaşlar, yine mekanın içinde mekan değiştirdik. Bu sefer böyle her oyun farklı bir masada. Evet Kıvanç'cığım, çok etkili bir oyun dedin. Şaşırttın mı seni kanka? Şaşırt. Tamam. Bekliyorum. Arkadaşlar bu oyun için ben sana yapayım ya direkt. Yap. Tabii, arkadaşlar tabii, da izlesin. Aynen. Bir kürdan ihtiyacım var. Daha sonra kürdanın getirdim, çöpüne kürdan ihtiyacım var. Kürdanın çöpüne. Aynen. Çıkar kürdanı. Sadece aynen bunu bu ihtiyacım var. Tamam. Bu. Şöyle düzeltelim. Şöyle güzelce. Tamam. Bak şimdi bırak. Hazır mısın? Evet. Şöyle yırtıyorum. Görüyorsun. Gördüm. Biraz daha yırtıyorum. Gördüm. Biraz daha. Gördüm. Ve biraz daha. Bak şimdi. Alıp bunları böyle bir top haline getiriyorum. Tamam. Evet. Böyle gayet açık bir şekilde gösteriyorum sana. Rahat rahat gör diye. Hı hı. Hazır mısın? Bak. Hazırım. Şöyle bir. Şöyle. İki. Üç. 4 5 Bakabilir miyim? Evet. 0 kilometre kürdan dış kılıfı. Evet abi, nasıl yapıyoruz bunu? Yani, öğrenmek istiyorum. Yırttığınız kağıdı tekrardan birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Daha önceden bir tane kağıdı alıyorsunuz. Aynen böyle çöpü. Önceden bir hazırlık istiyor. Onu böyle elinizle buruşturup böyle bir top haline getiriyorsunuz. Aynen bu şekilde. Tamam. Uçlarını dışarıda bırakıyorsunuz ama. Uçları dışarıda kalacak. Aynen bu şekilde. Sonra parmaklarınızın ucunda şöyle gizliden, gizleyerek şöyle uçları dışarıda kalacak. Şöyle göstereyim. Gizliden şöyle tutuyorsunuz. Hmm. Parmağınızın içinde. İki ucu çektik aynen mi gelecek şekilde? Okey. Tamam. Tamam. Şöyle. Ben sana buradan verdim sıfır şeyi. Sıfır ucu verdikten sonra alıyorum. Evet. Aldıktan sonra elimi getiriyorum parça olan yere. Getiriyorum ve bunun üstüne şöyle karşı tarafa göstermeden şöyle koyup bu şekilde tutuyorum. Hmm. Yani üst tarafta işaret aynen parmağı tarafında o şey buruşturduğun var. Tamam. Buruşturdum kağıt ön tarafta. Daha sonra bunu yırtıyorum. Bir. Sonra tekrar bunun üzerine ilave ediyorum. Tamam. Tekrar yırtıyorum. İki, ikinci yırttık. Üçüncüyü de ilave ediyorum. Elim bomboş. Sonra buradan buraya geçirirken buruşturuyorum ve buradaki küçük parçayı da bununla beraber diğer parmak uçlarıma koyuyorum. Yani şu şekilde. Önde bu kalıyor, arkada diğer kağıtlar evet kalıyor. Daha sonra buradan bunları birleştiriyorum şu şekilde. Hepsini top yapıyorum. Evet. Ve en önde tabii ki benim parçam var. Daha önceden sakladığım, hazırladığım tamam parça. Sonra ucundan tutup hafif, hafif çekiyorum. Şöyle. Çektiğim zaman da o parça açılmaya başlıyor. Hmm. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Tutuyorum, açılıyorum. Bu parmağımı iyice sıkıştırıyorum ki diğer parçalar gözükmesin. Açıyorum ve birleşmiş gibi oluyor. Aslında parçalar burada. Ve daha sonra bunu masaya bırakıyorum. Hmm. Biraz önce de ben aldım zaten. Sen aldın. Daha sonra elimi hemen çekiyorum ve bu şekilde hemen onu da kaybediyorsun. Bütünlenmiş oluyor. Süper. Yırtın, birleştirin. 10 numara 5 yıldız. Deneyin. Valla restoranda bunu hemen tık tık alıp yapın. Ben çok beğendim. Teşekkürler. Ne demek? Arkadaşlar çıktık restorandan. Şimdi yani bu hareketleri kullanabilirsiniz yemek masasında. Bence çok eğlenceli oluyor. Özellikle arkadaş ortamında. Böyle ufak ufak deneyin. Çok keyif alacaksınız. Yaptığınız kişiler de keyif alacak. Eline sağlık. Güzeldi. Rica ederim. Tatlı tatlı. Birlikte yaptık bunları kanka. Aynen. Bunları biz böyle eskilerden kullanırdık arkadaşlar. Özellikle ilk illüzyona başladığımız zamanlar ilk öğrendiğimiz gösterilerden birkaç tanesiydi. Üzerinde çalışırsanız çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Fark yaratırsınız yani gittiğiniz masada yemek yerken falan çok rahat. Arkadaşlar sık sık video atmaya başlayacağız. Diğer sosyal mecralarda da fazlasıyla karşınıza çıkacağız. Diğer yerlerden bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de şuradan bir yerden hemen abone olalım. Ve sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.